peşine bir cadı gönderiyor. Bu cadı hemen işte giderken tabii korkuyor falan, böyle bir bakıyor falan derken. Evleri eski tarihi dokular değil mi? Evet. Burada kimler yaşadı, kimler neler geçirdi, neler gördü değil mi? Dolayısıyla Amasya Belediyesi de böyle bir espri yapmış. Selfie çeken Şehzade. Geldiniz. Hoş bulduk. Bu ürünlerimiz elde batik yapılmış şallardan tunik diktiriyoruz biz. Evet şaşkınım. Şu an neredeyiz? Amasya. Ferhat ile Şirin Dağı'ndayız. Amasya'da geçmişte meşhur bir aşk yaşayan Ferhat ile Şirin'in yaşadığı, Ferhat'ın dağları delerek şehre su getirdiği tam yerindeyiz, ortasındayız diyelim. O zaman ne yapalım? Birazdan şöyle bir inceleyelim. Hadi bakalım. Evet şaşkın şefim, şu an neredeyiz? Ferhat ile Şirin'in mezarındayız. Bu Ferhat, bu Şirin. Evet, geçmişte büyük aşk yaşayan iki genç ne yazık ki birbirine kavuşamamışlar ama burada aynı yerde şu an birlikte yatıyorlar. Yani daha doğrusu gerçekte kavuşamamışlar ama mezarlarında kavuşmuşlar. Aslında çok da duygusal hikayeleri var değil mi? Çok. O zaman onu ne yapalım? Birazdan anlatırız. Buyurun. Böyle bir gül dikmişler. Evet. Her mevsim açıyor tabii bu. Fakat arasında da bir çalı çıkarmış. Öyle mi? Evet. Ha, öyle bir efsane mi öyle yoksa öyle bir söylenti var? Öyle anladım. Bir söylenti var. O zaman yani bu mezarda gül var ama her sene aralarından bir çalı da bir çalı çıkarmış. Öyle çıkarmış. Söylüyor. Yani ayırmak için. Ayırmak zamanında için. Da öyle bir şey yaşanmış ya. Ablası, Şirin'in ablası ayırmak için. Ya öyle söyleniyor. Anladım. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Anladım. O zaman şefin neydi Ferhat ve Şirin hikayesi? Hemen söylüyoruz arkadaşlar. Bir varmış bir yokmuş. Zamanında böyle bir hikayenin başlangıcı bir Ferhat bir de Şirin varmış. Bundan ikisi birbirlerini çok sevmişler. Sonra Ferhat Şirin'e görücü işte gönderiyor. Fakat bunun bir ablası var Banu Sultan. O da bunların bir araya gelmesini hiç istemiyor. Ve onları ayırmak için işte ne dağıydı savaş? Dağımızın adı neydi? Hemen bakıyoruz. Dağımızın adı burada yazmıyor. Ve dağımızın yazmıyor. Bir dağ var, o dağdan su getirmesini istiyor. Sonra Ferhat hemen yola koyuluyor. Tabii ki öyle olur mu? Hemen gidiyor, dağları delmeye başlıyor. Sonra o ara baktı ki, tabii su geliyor. Baktı ki olacak gibi değil. Banu Sultan onları tekrar ayırmak için peşine bir cadı gönderiyor. Bu cadı hemen işte giderken tabii korkuyor falan, böyle bir bakıyor falan derken. Ondan sonra Ferhat diyor ki hayırdır sen diyor ne yapıyorsun? Şirin öldü diyor. Tabii ki bunu hatta diyor helvasını getirdim helvasını sana getirdim. Diyor. Evet çok doğru. Sonra Ferhat tabii çok kötü oluyor. Çok elindeki o kazmayı fırlatıyor. Fırlattığı gibi kafasına düşüyor ve orada ölüyor. Ölüyor. Bunu Şirin duyuyor. Şirin de o şekilde gelip o Ferhat'ı o şekilde görünce evet. O da Ferhat'ın öldüğünü duyunca Şirin evet. O da koşa koşa geliyor. Bakıyor ki Ferhat ölmüş. Birazdan o dağı da göstereceğiz. Aynen. Sonra evet, Şirin de kendini Şirin de o dağdan aşağıya atıyor. Evet, Şirin de ölüyor. Ve ondan sonra bu hikayeyi bu şekilde buraya işte gömüyorlar. Böyle bir şey olmuş. Ve derler ki her bahar iki mezar üzerinde biri kırmızı biri beyaz iki gül bitermiş. Evet. Bu iki gül tam birbirine kavuşmak üzere iken mezarların ortasından bir kara çalı çıkar. İki gülün kavuşmalarını engellermiş. Yani bu Banu Sultan hala onları rahat bırakmıyormuş arkadaşlar. Evet değerli dostlar, o zaman burası işte meşhur Ferhat'ın Şahin Kaya denilen yerden suyu taşımak için dağları deldiği kanal. Şimdi o kanalı göstereceğiz size. Bu kanaldan evet şefim önden çıkıyor. Evet. Şimdi şefim misali. Şimdi bir rivayete göre işte bu kanal buradan Amasya'nın merkezine doğru gidiyor. Evet.
buraları böyle delmiş işte. Evet. Bu büyük bir hikaye değil mi? Yani bence de. Leyla ile Mecnun var. Şöyle şey, siz az bana doğru yaklaşın, ben kanalı göstereyim. Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun. Başka neydi? Ya bir sürü böyle geçmişte yaşanmış büyük aşk hikayeleri var. Kesinlikle. Şuraya bakar mısınız? Ama ya gerçekten çok zor, yani gerçekten bura kazılmış. Bir insan eli tarafından oyulmuş ve bence şefin kilometrelerce gidiyor değil mi? Evet, evet. Yani evet, şöyle baktığınız zaman bayağı bir gidiyor. Şu anda bir tur geldi. Tur da geziyor. Evet, onları seviyoruz şimdi. Bu sesler de olmuş. Yani. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Tabi bu çok uzun. Değil mi? Değil mi şefim? Evet, evet. Şuraya bakın. Şöyle baktığımız zaman hala keskilerin mi diyeyim artık, ne diyeyim? Onların izleri hala duruyor arkadaşlar. Değil mi şefim? Evet. Bunlar herhalde böyle o keskilerin izleri yani. Şey yapmış ya. Yani şöyle bak, bir de sanki böyle kanalı da şey yapmışlar böyle. Aynen. Yerler. Yani bu taşları benim çok merak ettim. Bunu acaba Ferhat tek başına mı yaptı? Şefim. Söylentiye göre. Yoksa hani yapılır mı ya bu acaba? Ya tek başına çok zor. Bence arkadaşları beraber yapmışlar. Bence. Allah Allah. Hoppa, pardon. Arkadaşlar. O zaman biz daha ileri gitmeyelim. Ne yazık ki yağmur yağdığı için buralar böyle su olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, göstereyim. Bu kayalar tek tek artık bir keski yardımıyla mı diyeyim. Orası gidiyor öyle şefim baya. Yine su birikmiş oraya. Evet, orada su birikmiş ne yazık ki. O yüzden şu an gidemiyoruz. Aslında biraz daha yukarı çıkıp size buraları göstermek isterdik. Ama ne yapıyoruz, gösteremiyoruz. Evet. Öyle yapıyoruz. Yani buradan işte su kanalı yapmış, köye su gelmiş. Şehre su taşımış. Evet. Ama kötü sultan, evet. Banu muydu? Ölmüş arkadaşım. Vallahi billahi ya. Yani ver yani. Allah, aşklara niye karışıyorsunuz ya? Aşkların arasına girilir mi? Aşıkların arasına girilir mi? Ama bakar mısınız yani bayağı bir, şurası hemen hemen benim boyum kadar arkadaşlar. 1.80 civarında burayı böyle kazmış ve kilometrelerce yani. Ha, az bir şey değil, değil mi şey? Aynen öyle. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş. Şöyle tekrar dönelim. Hoppa, atlıyoruz böyle. Şuradan tekrar mezarı gösterelim. Ferhat ile Şirin'in yattığı yer. Ve dağlar. Evet şefim. Buyurun. 007 James Bond. Ferhat ile Şirin'in işte heykelleri. Evet. Sanırım burası atladığı yer Şirin'in. Evet. Çünkü hani oraya yapmışlar heykelini. Ama temsil mi yaptılar yoksa gerçekten mi yaptılar bilmiyorum. Biraz da olsa şeyi vardı. Ama sonucunda eğer hikaye doğruysa, ki doğru olduğu iddia ediliyor. Bu tepeden, bu dağdan, ki bayağı yüksek arkadaşlar gördüğünüz gibi, buradan aşağı Şirin Ferhat'ın öldüğünü anlayınca buradan aşağı atlıyor ve kendi canına kıyıyor. Ve yani ne diyelim? Bir aşk hikayesi, evet. Bitiyor. Aşk burada sonlanıyor. Hüzünlü bir hikaye, güzel bir hikaye. Ama ben her zaman şefim şunu merak ediyorum. Acaba Ferhat ile Şirin evlenseydi, birleşseydi bu aşk bu kadar uzun sürer miydi? Yani bu böyle bir efsaneleşir miydi? Ben hiç sanmıyorum. Eminim 5-6 sene sonra evde tencere, ya, tabak ya, tartışmalar birbirlerine atarlardı. Değil mi? Ama yok ya. Yani. Güzel güzel. Evet. Evet. Güzel bir aşk hikayesi. Şimdi turdan da geldik. Bu arada niye gidip konuşuyor şu anlamadım ama. Kalabalık oldu arkadaşlar. Turdan geldiler. Bu da bayağı gidiyor. Biz geçen geldiğimizde gitmiştik buradan, evet, değil mi? Evet, bayağı büyümüştük ama o su bizi engelledi. Aynen.
Artık bu seferlik böyle olsun. Mutlaka inşallah gelin, görün. Görmeyenler varsa çok ama güzel. Ama bir de Amasya çok güzel bir yer. Çok güzel, çok güzel bir şehir. Gerçekten çok güzel. Şehzadeler şehri derler. Evet, şehzadeler. Hatta Mustafa mı? Şehzade Mustafa. Mustafa evet, Sultan Süleyman'ın sürgünle buraya gelmiş. Oğlunu böyle boğdurduğu Şehzade Mustafa. Yok, o zamanlar değil. Sürgün değilmiş. Değil miymiş? Yok, değilmiş. Burada yaşamış. Evet. Evet. Eğer vaktiniz olursa oralara bir şöyle bir kısa bir tanıtız arkadaşlarımıza. Mutlaka gelin. O zaman şimdilik görüşürüz. Şaşkınım, şu an neredeyiz? Şu an Amasya'nın küçük küçük evleri bunlar. Ama tabii bunlara butik otel yapmışlar. İşte restoran yapmışlar. Ona çevirmişler ama şu güzelliğe bakar mısınız? Değil mi? Harika. Değil mi? Evet. Amasya neydi bir de? Şehzadeler şehri. Şehzadeler şehri, evet. Evet, harika. Şimdi ileride kral mezarları da var. Burada onları kimler, da şöyle çok kısa olarak gösteririz. Yaşamıştır acaba diyorum. Değil mi? Kesinlikle. Hakikaten neler oldu, aynen, neler yaşandı. O zaman hadi biraz turlayalım. Hadi turlayalım, gelin bakalım. Hadi bakalım. Şaşkınım. Evet. Amasya'nın evet, evleri, eski tarihi dokular, değil mi? Evet. Burada kimler yaşadı, kimler neler geçirdi, neler gördü, değil mi? Şu yukarıda da arkadaşlar kral mezarı mı diyeyim artık? Büyük ihtimalle kral mezarları diyelim biz. Onlar var. Şu en tepede de bir kale var. Yani Amasya ili benim tahminim binlerce yıl insanların yerleşik alanı olmuş. Bu mağaralar ne zaman yapılmış çok emin değilim ama bunu da altyazı olarak yazarım size. Ki onlar bayağı eskidir. En üstte galiba Osmanlı'dan kalmadır o kale. Çok güzel oluyor değil mi? Yani çok evet. Oradan çok güzel oluyor. Bu arada başkanım siz Amasyalıydınız değil mi? Amasya hamuruydu. Evet, Amasyalı. Amasya'nın Hamamözü diye bir ilçesi var. Ben oradanım. Ama babamın memuriyetinden dolayı biz Türkiye'yi gezdik evet, yani. Hani Amasya'yı çok biliyor musun dersen. Kesinlikle. Çok bilmiyorum. Amasya'nın elması meşhurdur, onu biliyorum. Harika ama ya. Bir de buraları gece de çok güzel gözüküyor. Şefim merhabalar. Merhabalar. Evet, sen de biliyorsun ki Amasya Şehzadeler şehri. Evet, dolayısıyla Amasya Belediyesi de böyle bir espri yapmış. Selfie çeken Şehzade. Şehzade. Değil mi? Evet. Selfie çekiyorlar. Telefonun tuşları bile var. Selfie çeken. Amasya güzel bir şehir ama. Çok. Değil mi? Harika. Yerleşim. Şu ileride de tekneler var. Bak ta ileride görüyor musun şimdi? Evet, oradan burada anladığım kadarıyla herhalde böyle gezinti yapıyorlar. Aynen. Ücret karşılığı. Ya, evet. Harika. Peki ne yapalım? O zaman yavaş yavaş biz Samsun'a geri dönüş yapalım aşamasına başlayalım. Burası Amasya'nın çarşısı. Çarşısı. Türk eşyaları. Merhabalar. Çok güzel değil mi? Güzel hediyelikler var burada. Bu az önce ön tarafını gördüğümüz çarşısı. Yerin arka tarafı çarşısı. Burada böyle bütün konaklar, oteller yapılmış. Yöresel şeyler yöresel var. Yöresel şeyler var, hediyelik eşyalar var. Evet. Değil mi? Çok şirin. Müzik şanar. Çok
çok güzel. Eski konaklar, evet, değil mi? Harika. Çok güzel. Burada yaşanmış işte, bak yani. Mesela. Kimler kimlere gitmiş diye komşular. Tabii, olarak. Burada birileri işte, yaşamış. İşte şurayı süpürüyorsun falan böyle. Bir de yollar dar dar, evet, komşular dar, hep iç içe. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Evet. Harika. Evet ya, ben çok duygulanıyorum böyle yerleri, evet, gezerken. Böyle Allah bilir burada kimler geldi, kimler geçti, kesinlikle, neler yaşandı. Bak mesela yöresel gene mesela şeyler. Evet, kıyafetler, şile bezleri. Ben de çok severim şile. Tabii, şaşkın şefin. Daha doğrusu tüm kadınların vazgeçilmezi. Ay, giyim, kuşam, kıyafet. Evet. Şile bezlerine falan bayılırım. Yani. Evet. Bakacak ben mısın? İçeriye bir gireyim mi? O zaman sen bir içeri gir hadi. Merhaba. Evet sevgili kardeşimiz, ne yapıyoruz şimdi burada? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ürünlerimiz elde batik yapılmış şallardan tunik diktiriyoruz biz. Tokat baskısı ve batiği, kök boyalarla elde batik yapılmış. Şalları kök boya derken bitkisel boyalardan bitkisel yapılan boya, ağaç, lifeleri, doğal boyalar yani. Doğal böyle evet, alerji yapmayacak, evet, insan evet, sağlığına zararlı olmayan. 400 yıllık el sanatı, onları devam ettiriyorlar. Oo. Ben kendim Tokat Lüksarlı'yım. Evet. Bu arada onu renklemek. Bunlar elde yapılmış tamamen, hiç makine işçiliği değil. Elde yapılmış şöyle şallardan bir de kumaş işliyoruz. Hadi bakayım. Mesela şunlar. Harikaymış. Evet, harika bağlanıp gerçekten. Bağlanıp bağlanıp kök boyalara bakıyorum. Peki Amasya'ya gelen dostlarımız buraya nasıl bulurlar? Nerede yeriniz? İsmi ne buranın? İçeri şehirde, caminin hemen yanında Elize Hediyelik. İçeri şehir mutlaka geçsinler zaten. Elize Hediyelik diye evet, geçiyor burası. Elize Hediyelik. Evet sevgili dostlar, gerçekten mükemmel yani. Evet. Şuna bakın. Tamamen pamuklu, taşlanmış keten, el baskısı. Taş baskı yani veya batik ürünlerimiz. Ürünler. Eskiden bu işlerimiz. Evet. Arkadaşlar gerçekten harika. Bunların hepsi doğal kök boya dediğimiz bitkisel boyadan yapılanlar. Değil mi ustadım? Yöresel Tokat baskısı diye geçen kök boyadır. Ürünlerimiz tamamen yöresel. Bir de keten dışarıdan aldıklarımız da var. Keten bulutlarımız. Ama hiçbir burada polyester tarzı bir ürünümüz yok. Evet. Doğal ürünler. Evet, çok güzel. Valla Amasya'ya geldiği zaman mutlaka Elize Bitik değil mi burası? Yabadi Ortam. Elize. 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 Yabadi Ortam. Instagram'dan da Yabadi Otantik diye takip edebilirim. Tamam, ben şimdi burada sizin linkinizi koyacağım oraya. Tamam. Instagram'da Yabadi Otantik. Tamam. Evet. Aldım gitti. Şaşkınım şefim. Amasya'ya geldik Elize butikten. Üzerine de şöyle bunları aldık. Evet, harika. Taşlanmış keten, kolsuz gömlek. Evet. Ama ne yazık ki erkeklere göre bana göre bir şey yok galiba. Evet. Sadece keten gömlek. Evet. O kadar. Evet. Çok modern. Ben o zaman gerçekten dünya siz kadınlar üzerine kurulmuş bütün her şey, ama çok güzel. Ben çok beğendim. Vallahi cıvıl cıvıl. Yani insan böyle bir yere girdiği zaman çiçek tarlasına girmiş gibi. Çıkın çıkın gelin diyorum arkadaşlar. Evet, ama size yolunuz düşerse inşallah. Evet. O zaman tamam. Evet, ne yazık ki şarjımız bitti. Yani harika. Evet. Amasya gerçekten çok güzel bir il. Ben çok seviyorum. Böyle bakırlar, sabunlar. Tarihi evde.
Şefim. Sanat merkezi yapmışlar şöyle. Mesela bu evleri hep böyle değerlendirmişler. Evet. Şuradan da kral mezarları gözüküyor. Evet şefim. Amasya turumuzu böylece bitirmiş oluyoruz. O zaman lütfen kanalımıza abone olun diyoruz. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Seviyoruz. Hoşça kalın diyoruz.